güzel Mansur, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Genel kurulu ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, en sonda söyleyeceğimi en başta söylüyorum. Hükümet göç politikaları konusunda sınıfta kaldı. Çünkü bir, beyin göçünü engelleyemediniz. Ters beyin göçünü beceremediniz. Üç, ülkemizi tarihin en büyük göç akımına maruz bıraktınız. Hükümetiniz döneminde beyin göçü yaşı ortaokul düzeyine indi. Türkiye'yi en çok beyin göçü veren 24. ülke konumuna getirdiniz. Demokrasiden uzaklaşırsanız, özgürlükleri kısıtlarsanız, geleceği belirsizliğe iterseniz beyin göçü de artar, ters beyin göçü de başarısız olur. Üçüncü sorun olan, yani büyük göç akımı ise yanlış ve maceracı dış politikanızın yansımasıdır. Yanlış Suriye politikanızın ülkemize olumsuz yansımalarından biri 3,5-4 milyon Suriyeli'nin Türkiye'ye göçüdür. Bunlara 9 yılda harcanan para yaklaşık 45 milyar dolar. Bugünün parasıyla 352 milyar lira. Yani yılda 39 milyar, yani yılda 3 milyar 250 bin lira. Suriye'deki yanlış dış politikanız olmasaydı 4 milyon insanın vatanını terk edip ülkemize göçmesine vesile olmasaydınız bu para vatandaşımıza hizmete harcanır, vatandaşın bin bir derdine çare olurdu. Bakın mesela bu parayla 352 devlet hastanesi yapılırdı. Hem de tamamı devletin kasasından hasta garantisi vermeden, hem de devletin kasası çarçur olmadan. Ya da şöyle söyleyeyim, Suriyelilere harcanan bir yıllık paranın sadece yarısıyla, yani 2,5 milyar dolarla çalışmalarıyla onur duyduğum İskenderunlu hemşerim Uğur Şahin'in geliştirdiği BioNTech aşısından 120 milyon doz alınır, artı altyapı maliyeleri de bu paradan karşılanırdı. Bu parayla başka ne yapılırdı? Salgın döneminde kapatıp neyle nasıl geçineceğini umursamadığınız 130 bin kahveci esnafına, 8-9 aydır evine ekmek götürmeyen 100 bin kantinci esnafına, aylardır kontak açmayan servisçilere ve salgında perişan olan ve borçlanma dışında bir seçenek sunmadığınız tüm diğer esnafa ayda 5 bin lira ödeyebilirdiniz Sayın Bakan. Salgınla birlikte çalışmaz duruma gelen turizm sektöründe 500 bin mevsimlik turizm işçisine, Suriyelilere bir yılda harcanan parayla rahat rahat 5 bin lira destek ödemesi yapabilirdiniz. Geçinmek için enstrümanını satmak zorunda bıraktığınız müzisyenlere, sanatçılara aylar sonra 1000 lira gibi komik bir destek rakamı açıklamaz, hepsine askeri geçimlerine yetecek kadar bir ödeme yapardınız. Salgınla birlikte annelerin geçim dertleri bitti, arttı. İşsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı katlandı. Bu parayla annelere en az yoksulluk sınırında bir destek ödemesi yapabilirdiniz. Böyle yapılsaydı bebek maması hırsızlığı rekor düzeye çıkmaz, mamaya alarm takılmazdı. Özetle değerli arkadaşlar, yanlış Suriye dış politikanız ve beraberinde getirdiği kitlesel güç ülkeye, yurttaşa hep zarar yazdı. Ama en çok zararı Hatay'a yazdı. İdlib 40 bin radikal teröristin yuvası haline gelince, Hatay'ın 130 kilometre sınırı terörist yuvası haline döndü. Döndü mü? Döndü. Hatay'ı risk bölge haline getirdiniz mi? Getirdiniz. Bankalar kredi vermez, acentalar sigorta yapmaz hale geldi mi? Geldi. Yatırımcı, turist gelmez oldu mu? Oldu. 14 Orta Doğu ülkesine açılan kapıları kapattınız mı? Kapattınız. İhracat yollarımızı daralttınız mı? Daralttınız. Şimdi de pandemiyle karşı karşıyayız ve Hatay en riskli illerin başında geliyor.
İktidara geldiğiniz 2002'de Hatay'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane sayısı 11'di. Aradan 18 yıl geçti. Bu sayı hala bugün 11. Hataylıları 500 bin insanla yaşamaya mahkum ettiğiniz 2011'den bu yana Hatay'da hastanelerde kapasitesi kaç arttırıldı biliyor musunuz? Tamamlayın sözlerinizi. Sadece 985. Göçen insan 500 bin, artırılan yatak sayısı 985. Böyle bir mantıksızlık, böyle bir adaletsizlik olur mu? 500 bin artı insanın sağlık ihtiyacını görmezden gelirseniz, yatak sağlık personeli kapasitesini arttırmazsanız, buna göre hastane yapmazsanız Hatay elbette en riskli il haline gelir. Ne yatak yetişir ne sağlık personeli. İşte bu yüzden bugün Hatay'da vaka artış hızı katlanarak artıyor. Ambulans sesleri 7/24 caddeleri inletiyor. Definlere, cenazelere ve mezarlıklara araç yetişemiyor. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.